Saygıdeğer mahallem, değerli üzüm üreticileri, sizlerin sorunlarını dile getirmek için bugün burada toplandık. Devlet büyüklerimize sesinizi duyurmak için 2021 yılına göre gübrede %300, mazotta 300, zira ilaçta %150, sulamada %100 artış olmuştur. Suma fabrikası üzüm birim fiyatını, yaş üzüm alım birim fiyatını 2.25 lira açıklamıştır. 2021 yılına göre alış fiyatını %25 artırarak 2250 lira yapmıştır. Zaten tüccar karşısında zararına satış yapmak zorunda kalan üreticiye bir darbede suma fabrikası vurmuştur. Bu üreticiye üretmeyin mesajıdır. Hiç kimsenin zararına iş yapmayacağı aşikardır. Bir takım kişilerin korkunç karlar sağlarken üreticinin vahşice ezilmesine engellemek için devletimizde bir takım taleplerimiz olacaktır. Nasıl ki devletimiz COVID-19 döneminde esnafına doğrudan destekte bulunmuştur. Ücret artışları ile enflasyon hesabına göre yaparak yükseltmişse, üzüm üreticilerinin de mahsullerini fiyatını belirlerken maliyet artışı gözetilmesi gerekmektedir. Fabrika fiyatlarına müdahale edilmesi gerekmektedir. Bu veriler ışığında fabrikanın alış fiyatı 7,5 liradan az olmamalıdır. Bu fiyatın altında kalması halinde üzüm üreticileri üzüm bağlarını kesmek zorunda kalacaktır. Köyümüz üreticilerinden bazıları da bu zarara dayanamayıp bağlarını kesmeye başladılar. Devletimizden bu konu hakkında üzüm üreticilerimizi desteklemelerini istiyoruz. Üzüm üreticilerine gerek kooperatifleşme konusunda gerekse tekrar bir fabrika kurulması konusunda taleplerimiz vardır. Saygıyla selamlıyorum. Geçen sene aldığımız 100 liralık gübre bu sene 700 bin lira olmuş. Bir dönüm bağaya 50 kilo gübre atıyorsun. 50 kilo gübre 700 bin lira. Bir ton üzüm verse 2000 lira. 700'ü gitmiş. Budamasına 200 lira vermişsin. Filiz saldırmasına 200 lira vermişsin. Uç kesilmesine 200 lira vermişsin. Bunun içini sürmesi var. Mazotu var. Kendi işçiliğin var. Ne yapalım yani bunu? Nasıl yapacağız yani? Devletten bunu yardımımızı istiyoruz yani. Teşekkür ederim. Aynı zamanda sağlık sektörünün, gıda sektörünün ve alkol sektörünün ham maddesini oluşturmaktadır. Bu ürünlerin, saydığımız en son nihai mamul ürünlerin devletimize ÖTV açısından çok büyük katkısı vardır. Bunlar biline biline üzüm satıcısının tüccara ezilerek satmış olduğu rakamı bile zamansızca fiyat açıklaması yaparak üreticiyi daha da zor durumda bırakılmıştır. Anayasanın 41. maddesi devletin iktisata müdahale etmesi gerektiğini söyler. Serbest pazar ekonomisi diyerek bunun arkasına devleti yönetenler sığınamaz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Değerli muhtarım, diğer muhtarımı göremiyorum ama o da burada muhtemelen, Çakırlıköy muhtarı. Değerli ulaşlılar, değerli basın. Bugün köyün bir ferdi olarak ben de buradayım. Üzüm üreticilerinin ne yaşadığını ben de çocukluktan beri biliyorum. Ama şu andaki ekonomik koşullar sebebiyle üreticilerimizle bahsettiği gibi, muhtarımızın da bahsettiği gibi artık neredeyse bağların sökülme ve artık bundan sonra üzümün üretilmeyeceği,
üzüm yiyemeyeceğimiz bir zamana doğru gidiyoruz. Burada ben de her zaman olduğu gibi iktidara seslenmek istiyorum. Bu vasıtayla da bir kez daha kesinlikle tarımın desteklenmesi lazım. Kesinlikle üzüm üreticilerinin desteklenmesi lazım. Bu bir devlet politikası olarak tarıma yönelik desteklerin arttırılması lazım. Yoksa şu anda nasıl buğday üreticileri yoksa artık buğdayı dışarıdan ithal ediyorsak, buğday gibi birçok tarım ürününü dışarıdan ithal ediyorsak bir süre sonra biz meyveleri de dışarıdan ithal etmek zorunda kalacağız. Bu köylü herhangi bir ekstra kazanç olarak burada üzüm üretmiyor. Bu köylü ürettiği üzümden kazancını sağlıyor, gelirini sağlıyor ve bir yıllık harcamalarını buradan elde ettiği kazançla yerine getirecek. Eğer bu köylü elde ettiği kazançla masraflarını karşıladığında, ilaç bedelini ödediğinde, gübresini ödediğinde geriye kalan para onun bir yıllık hem kendisinin hem ailesinin geçimini idame ettirmesi için yetecek bir para kalmaz ise bu köylü aç kaldığında ne yapacaktır? Devletin buna mutlaka müdahale etmesi gerekir, destek olması gerekir. Belediyelerimiz elinden geldiğince hem Tarsus Belediyesi hem Mersin Büyükşehir Belediyesi tarıma desteklerini her konuda yerine getiriyor. Çiftçilerimiz de bunu biliyorlar. Ama bunun bir devlet politikası olarak da benimsenmesi gerekir. Bu vasıtayla bir kez daha buradan tüm çiftçilerle beraber isyanımızı dile getiriyoruz. Saygılarımla herkese. Allah'a emanet olun.